TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle bugün de sizlerle birlikteyiz. Sizler de canlı yayınımıza katılmak isterseniz, iki kelam etmek isterseniz tabii ki de bekleriz. Canlı yayın telefon numaramız 0212 454 55 71. Instagram sayfam hemen önümde açık. Oradan gelen, sizlerden gelen mesajları da keyifle okuyacağım. Emin olabilirsiniz hepsini okuyacağıma. Efendim TGT UTV Instagram sayfamızdan da yazabilirsiniz. Evet, yorumlarını merak ettiğim sevgili partnerime dönmek istiyorum. TGT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Arbas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Size ve bütün seyircilerimize buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ata Beyciğim, asgari ücret belli oldu. Ne düşünüyorsunuz? Hemen o haberle ilgili size sizin fikrinizi merak ediyorum. Şimdi bakın, 5500 yapıldı yaz günlerinde. Temmuz'da mıydı? Ağustos'ta mıydı? Yok yok. Yani iki defa zam yapılmış oldu. Efendim ben söyleyeyim, 5500 şimdi 8500 pardon 8500 altı. Önemli küsur. Evet. Şimdi önemli bir gelenek. Bence bu rakamı, yani hep böyle buçuklu rakamlar çok önemli. Bu şans getirebilir. Ne zaman şans getirebilir? Mesela Şubat sonu, Mart başında inşallah enflasyon da %35-40'lerde olursa bu ücret âlâ, râna, muallâ olur. Çalışan temsilcisi, en büyük sendika, hatta konfederasyonun başkanı ne dedi? Biz dedi 9 bin lira istiyoruz dedi. Bu olmazsa masaya oturmayacağız işverenle beraber. Olmadı, anlaşamadılar. Bir toplantı, iki toplantı, üç toplantı, neyse Sayın Cumhurbaşkanı devreye girdi. Bunları bir yerde buluşturacaktı ama gelmedi işçi temsilcileri, işveren temsilcileri vardı. Bu rakamı açıkladılar. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Bunun üzerine çok fazlaca yorum yapmanın bir anlamı yok zaten. Evet. Rakam net. Efendim şimdi sırası, darısı emekli ve çalışanın başına. Bakalım onlara ne kadar bir ücret efendim verilecek, özellikle hükümetimiz, devletimiz emeklisine ve çalışanına ne yapacak, nasıl bir zam yapacak? Şimdi beklentiler orada. Orada bir beklenti yoğunlaştı. Bu da zaten yine Ocak ayında belli olur. Ocak ayı biterken maaşlar, zamlar olacak. Eli kulağında, yani bugün yarın o şeyler de açıklanacak. Ha ocağı da efendim aşarsa o zaman Şubat'ta zamlı maaşlarını tekrar alacaklar. Verilmeyen o zam farkı da takdim edilir. Ama ben ay başına yetiştireceğini tahmin ediyorum. Efendim. Evet. 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 Tabii şimdi hemen bugünün gündemine dönmek istiyorum. Tabii. Artan maaşı fırsatçıya yedirmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet, asgari ücret açıklandı. Bunu zaten bugün bekliyorduk. Maaş artışı sebebiyle zamma hazırlanan fırsatçıları da efendim Cumhurbaşkanı sert bir dille uyardı. Evet. Evet. Yani kimsenin diyor bu artan maaşını, bu fırsatçı var ya, bu fırsatçılar, evet, her gün konusunu konuştuğumuz fırsatçılar, onlara fırsat vermeyeceğiz diyor. Yedirmeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı şimdi, Erdoğan. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bunu vatandaş artık fark etti, biliyor. Biliyorsunuz her yıl başında ücretler artar. Hemen akabinde piyasalar da dalgalanır efendim. Onlar da şeyi zam yaparlar. Bu bir gelenek haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu bildiği için öncesinde söyledi. Dedi ki bak %20'ye göre kendinizi ayarlayın. Biz size geliş fiyattan da biliyoruz, bileceğiz, öğreneceğiz. Sizin sattığınız fiyatlardan da haberimiz olacak. Ona göre siz bilirsiniz. Zaten dün adeta şey yağdı, ceza yağdı gıda grubundaki efendim tacire, ciddi cezalar verildi. Ama buna rağmen ben piyasada dolaşan birisi olarak, vatandaş diyor ki, tüketici, ya arkadaş diyor, tamam cezalar yüksek, bu defa rakam yüksek ama bunlar her kalem üzerine 3-5 kuruş eklerler bu cezayı gene biz öderiz. Aman efendim bu işin önüne geçsinler. Yani fırsatçılığın önüne geçsinler. Ciddi tedbirler alsınlar. Böyle de bir şey var. Piyasada tüketicinin efendim bir isteği, arzusu var.
Yani yıllarca desteklemişsin. Efendim nasıl desteklemiş, tüketici gitmiş ondan almış. Efendim o da büyümüş. Büyüdükçe de büyümüş. 10 şubeyken, 100 şubeyken 1000 şube olmuş. Hatta binlerce şube olmuş. Böylesi bir konjektörde vatandaşın böyle bir psikolojisi var tüketicinin. Böyle bir konjektörde diyor beni düşünmesi lazım. Hani ak akça kara gün içindir derler ya aynen böyle. Ben böyle ekonomilerin daraldığı, efendim hem Avrupa'da enerjinin böyle yükseldiği, rakamların bu denli olduğu bir ortamda efendim bana çok ciddi bir şekilde faturalar yükledi bu marketler, bu esnaf kesimi, bu tacir. Dolayısıyla içi yanıyor. Yani ya bir kova su sepeceksiniz ya da hakikaten ciddi bir adım atmak lazım, vatandaş şikayetçi. Yani bir türlü içindeki yangın sönmüyor. Ya nasıl oluyor diyor. Bunları biz zengin ettik. Müşteri veli nimettir. Bana bunu nasıl yaparlar diye ya onlarca insandan dinledim biliyor musun? Evet. Şaşırdım kaldım. Abi işte görüyorsunuz sürekli denetimler var. Fiyatlar da makul seviyelere iniyor yavaş yavaş. Efendime söyleyeyim bak cezalar da yazılıyor. Vatandaş başka bir adım bekliyor. Rekabet kurulu nasıl bir karar verecek? Rekabet kurulu cezaları açıkladı. Bunun dışında nasıl bir karar alacak, nasıl bir adım atacak? Vallahi vatandaşın böyle bir beklentisi var. Ha ne zaman unutur bu fiyatlar aşağı gelir, efendim 30-35'lerde olur enflasyon rakamları. Önümüzdeki sene içerisinde yani o seneyi konuşuyoruz. Şubat sonu Mart başından itibaren böyle rakamlar görürüz. Belki milletin içi biraz soğur ama ondan sonra da gene takipçisi olacak. İnşallah ülkemiz efendim önümüzdeki yılı bitirmeden tek rakamlı enflasyon da görebilir. Bunlar bizim arzumuz, isteğimiz. Bunları yaşadık biliyor musunuz? Evet, buyurun efendim. Evet, EYT'de yaş kararı Erdoğan'a kaldı. Meclis 26 Aralık'ta tatile girecek. EYT yeni yıla kaldı. Kulislerde 46-48 yaş sınırı konuşuluyor. AK Partili vekiller yaş şartına tepkili ve bunu hükümete ilettiler. Son sözü Cumhurbaşkanı söyleyecek. Milletvekilleri de tepkili. Onlar Anadolu'da dolaşıyorlar. Benim programım saat 16'da başlıyor. Dünya dönerken programı evet. Dinliyorlar. Vatandaş tepkili. Vallahi bu iş Sayın Erdoğan'a kalmış da Sayın Cumhurbaşkanı'na o çözecek. Bak ben sana i̇nşallah. Söyleyeyim. Evet. Ben inşallah merakla öyle... bekliyoruz çünkü aylardır. Evet yani gönlü zengin. Yeter ki her iş Sayın Erdoğan'a kalsın. Ben sana söyleyeyim. Bu işi ben öyle görüyorum, öyle yorumlayayım, öyle bir beklentim var. Yani vatandaş bir iki sene daha da beklemek istemiyor. Ya bu güzel bir adım atıldı. Hükümet bu konuyu çözecekti. Ama öyle bir sene daha da beklemek istemiyorum. Abi beni emekli etsinler diyorlar. Ve iş Sayın Erdoğan'a kaldı diyorlar. Yani gerçek de bu. Hakikaten Sayın Erdoğan'ın önüne gidecek, o imzalayacak. Ama iş Erdoğan'a kalmışsa benim yüksek umudum bu iş çözülecek. Yani Sayın Erdoğan bunu geri çevirmez, bu isteği geri çevirmez. İşte dün o araç vergilerinde de önüne gitti. Vatandaşın öyle bir arzusu vardı ya. Bari bu çok şey oldu, çok yüksek. Bundan ne yapılabilir? Yarı yarıya indirdi. Daha ne yapsınlar efendim? Evet, son cümleyi koruyayım efendim anlaşılır olması için. Bu Sayın Erdoğan'a kaldıysa bu vergilerde olduğu gibi halleder efendim. İnşallah. Peki ben de bekliyorum biliyorsunuz. Buyurun. EYT'yi bekleyenlerden biri de benim. Öyle mi? Siz de mi EYT'lisiniz? Evet. Evet, doğalgaz ve elektriğe zam yok. Enerji Bakanı Dönmez, Trakya'da gaz merkezi kuracağız. Yılbaşında gaz ve elektriğe zam söz konusu değil. Çok güzel. Teşekkür ederiz Sayın Enerji Bakanı'na. Kış günü bu sıcak haberi verdiği için Ankara temsilcileriyle, gazete ve televizyon temsilcileriyle bir araya geldi, konuştu. Böyle de bir müjde verdi. Yani sıcak, ılık bir müjde efendim. Çok teşekkür ederiz. Anadolu'da kar başladı. Yani Ocak'ta da olmaz, Şubat'ta, Mart'ta da olmasa ne olur Sayın Bakanım? 3 ay zam olmasa ne olur efendim? Mart'tan sonra yapın siz. Zaten ondan sonra da hani ne olur? Ocak var efendim. Ocağı açarız, orada yemekler olur. Ama madem ki böyle başladınız, yeni yılın ilk ayında zam yok diyorsanız buna Şubat ve Mart'ı da ekleyin.
Ondan sonra bahara girelim. Valla. Aynen. Çok güzel. Bu şeyinizi, müjdenizi sürdürün efendim Sayın Bakan. Buyurun efendim. Evet, gitmeyenler yeni randevu alamayacak. Hastane randevusuna gitmeyenler iptal etmedikleri takdirde 15 gün boyunca aynı branştan yeni bir randevu alamayacak. Evet, düşünün. Öyle bir yaptırım geldi. Evet, mide ya da karın ağrısı çekiyorsunuz, gidecektiniz, ihmal ettiniz, gitmek istemediniz, geç kalktınız. Ne bileyim yani, bir şekilde gitmediniz. 15 gün efendim o karın ağrısını, o sızıntı, o sızıyı, o acıyı çekeceksiniz, sonra gideceksiniz. Şimdi birileri bana sen deli misin kardeşim, bu ne biçim konuşmak? Ne yapayım? Yani siz randevu istiyorsunuz. 10 tane adamı, insanı ya da geri atıyor sizin için doktor. Ve gitmiyorsunuz. Siz de gitmiyorsunuz. Doktor o gün sizin muayene saatinde boş duruyor. Ben Sadık'ı gönderdim doktora. Valla diyor fiş de almamıştım. Bir baktım bir boş doktor var. Daldım diyor. Doktor da sağ olsun ilgilensin. Evladım ne işin var? Hayırdır sen kimsin? Valla demiş doktor bey benim randevum yok ama bir sıkıntım var. Bana yardımcı olsanız. İyi ya ben müsaitim şu anda. Hemen bir şey bir randevu yardımcı olmuşlar. Aha. Geri çevirmemiş çocuğu. O şeyle o kabulle 3 doktora daha görünmüş gelmiş yani arkadaş. Hakikaten yani bir acil olan durumlar var. Şu var, bu var. Randevu almışsan git aynen kardeşim öyle. Yani. Gerçekten evet. Bulmak hem çok zor. Hem de Çam Sakura Hastanesi'nde kolay da değil yani. En büyük hastaneye gitmiş efendim yani. Bir tane o anda münhal, boş doktor falan. Ben geçen gün bankaya gittim. Tabii orada 5-10 kişi de bekliyor. Bilmiyorum. Yaşlı adam ne bileyim. Bir baktım bir şey boş. Gittim orada oturdum. Hanımefendi de bir şey demedi sağ olsun. Ver kimliğini dedi. Baktı işlemi gördüm. Ondan sonra baktım homurdamalar var. Ya amcaları dedim yani. Ben bilmiyorum bunu. Pek de gelmem. İşim de düşmez. Geldim işte falan. Yardımcı oldular. Yani ancak susturabildik onları. Ben sizin amcanızın derim. Memlekette amca, baba, dede devri başladı biliyorsunuz. Kemal Bey'e buradan selam ediyoruz. Öyle efendim. Büyüklerinize saygılı olacaksınız. Ya. Ne yapayım? Yani ben şimdi orada niye bekleyeyim? Bilmiyorum da nereden fiş nasıl sıra alınıyor? Hakikaten bilmiyorum. Gittim orada bir yerde oturdum. Hanımefendi de yardımcı oldu bize. Genç kızımız. Çok teşekkür ederiz. Evet. Yani gitmeyenlere 15 gün ceza. Ben az buluyorum. Beni eleştirebilirsiniz. Çok acımasızsınız diyebilirsiniz. Hayır, iptal etmek zor bir şey değil ki. Gidemiyor musunuz? Tabii iptal. Hemen aynı şekilde nasıl yani, internetten alıyorsunuz ya da telefonla alıyorsunuz. Ben gidemiyorum, iptal edelim. Zor bir şey değil yani. O yüzden sizin dediğiniz yaptırımı ben az bulmuyorum. Çünkü gitmek tabii isteyenlerin hakkını yiyorlar. Evet, gitmeyenler. Yani arkadaş. Ben bir kere öyle başıma geldi, randevu almıştım. Gidemeyeceğimi düşündüm. Hemen aynı şekilde internete girdim e-devletime. Nasıl evet randevu aldıysam iptale tıkladım ve iptal ettim. Yani kimsenin hakkını da yemedim. Ya şimdi orası boşaldı, hemen bir başkası randevu alabildi. Tabii büyüklerimiz ne diyor? Ya bu da bir vatandaşlık şeyi değil midir? Tabii görevidir. Görevidir. Aynı zamanda yani insanidir ya. İnsan olma vasıflarından bir tanesidir. Çok yüksek vasıflarından bir tanesidir. Saygıyı içerir ya. Şimdi büyüklerimiz ne derler? Randevunuz var. Randevunuze efendim 10 dakika önce erken, orada aynen olun ya da 10 dakika önce yerinizde biz olun. Biz hep öyleydik. Ha, Anadolu geleneğidir ya. Nereden çıktı ya? Randevu alıyorsun, gelmiyorsun bile. Evet. İptal de etmiyorsun. Alo abi ben gelemiyorum da demiyorsun ya. Böyle bir saygısızlık evet olur mu ya? 15 her gün şey, vallahi gene merhametli. Evet, ben de her şeye alışmışım. Kesinlikle gitmem gereken saatten öncesinde gidiyorum ki stres yapmayayım. Öyle şey olur. Düşünsenize mu benim birdeki yayına saat işte yarımda burada olduğumu. Evet. Aman Allah'ım yani o düşünün benim yaşayacağım stresi. Hayır ben stres yaşamak istemiyorum. Rahat rahat gidiyorum. Evet. Rahat rahat haberlerimi okuyorum, çıkarıyorum, kahvemi içiyorum. Rahat rahat şu masaya oturuyorum. Bu sizin, her şeyde bu böyle olmalı. Bu sizin ruh halinizle ilgili ve tabii işinize verdiğiniz kesinlikle değer, kendinize öyle verdiğiniz değerden ötürü ama karşı tarafa da değer vermek lazım. Saygıda kusur etmemek aynen lazım. Randevu vermiş size adam evet ya. Gideceksiniz kimsenin randevuna kardeşim. Kimsenin hakkını yemeye hakkınız yok. Gidemiyorsanız iptal şey edeceksiniz. Evet. Gitti gitti bu kadar kolay. O kadar. Evet. Peki. YSK'da başkan ve 4 üye gidiyor. 7 asıl üyeden 5'inin görev süresi 24 Ocak'ta doluyor. İmamoğlu hakkındaki karara yaptığı yorumlar sebebiyle tartışılan YSK Başkanı Muharrem Akkaya ile birlikte 4 üyenin yerine Yargıtay'dan 3, Danıştay'dan 2 isim gelecek. Seçime yeni YSK ile gidilecek. Evet, hayırlı olsun. İmamoğlu meselesi değil tabii ama YSK'dan 4 üyenin emekliye ayrılacağını, yerine yenilerin geleceğini haber veriyor.
orada ilginçleştiren tabii konu herhalde haberci onun üzerinde durmuş. İşte efendim İmamoğlu'yla tartışan diyor ya, onu vurguluyor, onu hatırlatıyor. İmamoğlu tabii bu ceza kesin değil, önü açık efendim 2 sene, 2,5 sene hatta 4 seneye de yayılabilir. Siyaset yapmaması, politika yapmaması önünde herhangi bir engel yok. Politika yapacak, bitti gitti. Bir de yasaklar, bence yasak koymamak lazım. Yani politikacılara yasak koymaktansa bunun bir karşılığı var. Arkadaş sen 100 bin lira ya da 300 bin lira sana fatura kestik, sen hakaret ettin böyle. Neden biliyor musunuz? İnsanlarımız duygusal, duygu dolu bir şeydeyiz. Bir memlekette yaşıyoruz. Aa, önünü tıkıyorlar herhalde. Adam siyaset yapacaktı. Oy vermesek de biz vermeyiz. İkinci dönem seçmezdik. Oluverir giderdi kardeşim. Nereden çıktı bu? İşte bunun önüne geçmek için para cezası vereceksiniz. Çekecek, bitecek, gidecek. Orada tabii hakimin kanaati bu. Biz de bu kanaat ortaya çıktıktan sonra müspet ya da menfi hem eleştirebiliriz hem de aman canım adam iyi yapmış, o da küfür etmeseydi ya da pardon hakaret etmeseydi diyenlerimiz de oldu. Ama bir para cezası da kesilirdi. Yani yoksa bazıları da efendim boşu boşuna insanları kahraman ediyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz. Hayır, kahraman olmazlar. Suç belli. Niçin efendim ağzına sahip olsun insanlar, hakaret etmesinler. Ama bunun karşısında bir para da olabilirdi bu cezanın karşılığı. Şimdi böyle olunca insanlar acaba önü mü kesiliyor, siyaset, politika yeniden dizayn mı ediliyor? Bu Türkiye'de çok görüldü. Siyasi demokrasimizin efendim önündeki engeller bunlar. Siyasi yasak. Abi parti kapatılır, milletvekillerin tümü ya da genel başkan dahil 2 dönem ya da 1 dönem siyaset yapamazlar falan diye devre dışı kalıyor. Niye öyle olsun? Efendim yani öyle olmasın. Bence yani makulü, tabii benim görüşüm, hakimin kanaatine saygı duymakla beraber kendisi zaten müteahhittir, zengindir, zengin bir ailenin çocuğudur da. Siz bakmayın Kemal Bey'in kendisine, benim evladım demesine, müteahhit aile. 100 bin lira ceza verecektiniz, bitecekti, gidecekti efendim. Sevgiyle, buyurun. Evet, peki. Evet, ne yazık ki bir vefat haberimiz var. Ben de kendisini yakından tanıyordum. Pakize Su'da hayatını kaybetti. Oyuncu ve yazar Pakize Su'da bir hafta önce felç geçirmesi sebebiyle tedavi gördüğü Muğla'nın Fethiye ilçesindeki hastanede hayatını kaybetti. Demans hastalığıyla da mücadele eden Su'da Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği adlı yapımlarda rol almıştı. Oyuncunun cenazesi bugün Menteşe ilçesi Koşunlu Camii'nde öğlen kılınacak. Cenaze namazının ardından yeni mezarlıkta toprağa verilecek. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Nur içinde yatsın. Yani, sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Deli dolu, hayat dolu bir kadındı. Tabii çok da gerçekçiydi. 70 yaşında ama yine de 70 ben erken. İşi bitmemiş. Hakikaten işi bitmeyenlerden de, evet, demans hastalığı nüksetmeye başlamıştı ama mücadele ediyordu onunla, ama yine de iyiydi. Ne zamansız ya, her ölüm zamansız değil midir zaten Ata Bey? Öyle deriz ama ölüm de bir gerçektir. Evet. Hayatın böyle de bir gerçeği var. Hepimiz öleceğiz. Hani ne deniliyor? Her nefis ölümü tadacaktır. Her canlı ölümü tadacaktır. Pakize Su'da çok değerli bir sanatçımız. Evet. Yani şarkı da söyledi. Yazılarını da ben çok beğeniyorum. Yazı var. Mesela bir yazısı var, hiç unutmuyorum diyor. Keşke diyor, ben diyor Anadolu'da bir kasabada bir işçinin, bir esnafın, neyse işte kasaba şartlarında birisinin eşi olsaydım ve benim çocuklarım olsaydı. Ben akşama kadar akşama kadar eşimi beklemiş olsaydım. Akşam efendim işçi olan, rençper olan ya da esnaf olan eşim kapıdan elinde efendim işte ihtiyacımız olan şeylerle selam vererek girmesini beklerdim. Çok beklerdim diyor. İçinde böyle bir uhde de var. Ya Anadolu kadınına dair çok güzel şeyler de besliyor. Bazen küçümsüyoruz ya, ya ev hanımı işte bilmiyorum hangi canım, bucakta, hangi ilçede, hangi köyde ne olacak, kocası da rençbermiş, yok canım efendim işte esnafmış, bakkaliyesi varmış. Ya bu hayatlar var ya, huzur dolu hayatlar, çok güzel hayatlar, müthiş hayatlar. Yani böyle hayatım roman tadında hayatlar ve bunu özlemiş biliyor musunuz rahmetli? Şehirde yaşıyorsun, her şeyin var, koşturuyorsun.
Hayır, yani parıltılı bir hayatın içerisindesin ama özlediği şeye var. Bak ve kıymet verdiği Anadolu insanına, Anadolu kadınına bakın. Yani o kadar güzel yüceltmiş ki keşke evet. ben de onlardan bir tanesi olsaydım. Sanatçıyım, dizilerde Demek oynadım. Demek son senelerde Fethiye'de yaşıyordu. Tabii. O oraya tabii. inzivaya çekilmişti. Tabii ya. Allah gani gani rahmet Amin. Etsin. Amin. Başsağlığı evet. diliyoruz sevenlerine evet. de sabır diliyoruz. Buyurun. Peki. Polis kaçakçılara göz açtırmıyor. Polis ekipleri tarafından Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde yürütülen çalışmalarda bir oto yıkama dükkanı ile bir evde silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Bu çerçevede dün Esenyurt'ta bir oto yıkamacı ve Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evet, operasyonda da yine bir kadın yakalanarak gözaltına alındı. Fakat çok enteresan şeyler de değil mi? Yani kaçakçılıkla evet. ilgili. Ve hep o tarafta Esenyurt, Avcılar değil mi? Özellikle yani Esenyurt tarafında bir, çok oluyor böyle şeyler. Bir suikast cihazı şey. 10 milyon lira değerinde elektronik sigara ele geçirilmiş. Sigara var. Sigara mesela elektronik sigara. Halbuki bunu şimdi tıp adamları zararlı buluyor. Ruhsatsız tabanca var. Ha, bir de şeyi var tabii. Suikast silahı var. Evet, çok suikast ilginç. Silahı, evet. Ben baktım onun fotoğraflarına da. Öyle yassı bir şekilde sanki tütün tabağı gibi. Ama karşıda insanı öldürebilecek bir suikast evet. şeyi, enteresan bir şey, silahı. Böyle kaçakçılık. E tabii yani her şeye rağmen, bütün bu kontrollere rağmen yine arada bir şey oluyor, arada çıkıyor. Ama buna rağmen polis yine takip ediyor, yine yakalıyor. Düşünün yani biraz serbestçe olsa ya da bunlara dikkat etmeseler kim bilir daha neler gelir geçer, neler çıkar evet. Aynen maalesef. Öyle, evet. evet. Göz açtırmıyor. Polisimiz kaçakçılara göz açtırmıyor ifadesi çok yerinde, çok da güzel. Öyle. Evet. Evet, hamile evet. silah çekti. 3 günde tahliye oldu. İstanbul'da 8,5 aylık hamile kadının aracını sıkıştıran ve silahla tehdit eden Metin Gülen 3 günde tahliye edildi. NG'nin korkudan erken doğum yapmasına sebep olan Gülen'in jet tahliyesi tepki çekti. Siz evet. bu haberi hatırlıyorsunuz. Kadıncağızı silahı evet, çekmiş evet, evet, evet. ve kadını apar topar şeye götürdüler hastanede. Doğuma değil mi? Bir ay mı ne? Bir ay mı ya da daha az mı bir şey yaptı. Doğuma gitti, evet. doğum yaptı. Evet. Silah çekmiş tabii. Ve bu adamı siz serbest bırakıyorsunuz. Gerçekten inanılır gibi değil. O zaman herkes kafasına göre böyle silah mafyacılık çeksin. Oynasın. Silah çeksin. Ha. O ona arabada, araçta kızsın. Odun çıkarsın yani Aha. her şey yapsın o zaman 3 günde yani, tahliye oluyorsa. Bu arkadaş silah çekmiş silah sevgili hakim. Yani tetiğe basmamış ama silahı çekmiş. Biraz üstelesen bak mesela bu iki kardeş tatlıcı kardeşleri evet, örnek onlar, gösteriyor. Evet onlar tabii aylarca cezaevinde kalmış. Bunlarda silah tabii. yok arabanın üstüne giriyor elektriği bir şey yapıyor. Bunlara ciddi bir ceza verdiler. Yıllar verdiler. Aylarca da değil. Evet, evet. Tabii bunlara ceza verdiler ama öbür tarafta silah çeken, silah dayayan adama hadi güle güle evladım falan. Sen iyi yaptın demesi gibi. Şimdi bu nasıl bir yüreklenir biliyor musunuz? Bir daha yapar. Bu defa da yapar sıkar. Yani bunun ceza görmesi. Silah çekiyorsun ya. Şaka Bebeği değil yani. Bebeği ölebilirdi de kadıncağız. Tabii tabii şaka değil bu. Silahı çekmiş yani. Evet. Peki evet, devam edelim. Basit yaralamadan cezaevine, aile hekimine tuvalet dayağına tutuklama. İstanbul'da aile sağlığı merkezinde 4-5 kere tuvalete girip bekleyenleri rahatsız eden Yasin'i kendisini uyaran doktora saldırınca tutuklandı. Ya oradan tabii girip çıkmış, kapıları örtmüş, kapatmış. Hakikaten millet rahatsız olmuş ama yani acaba bir hastalığı mı vardı diye insan düşünüyor. Düşünmüyor değil aynen ama öyle. Ama şikayet gelince orada bekleyenler ya doktorum burada ikide bir helaya giriyor kapıları çarpıyor bilmem ne yapıyor. Orada Basit adam, yaralama suçundan tutuklanmış. Tabii oradan zıvanadan efendim çıkmış doktoru ciddi bir şekilde hırpalamış. Doktorun fotoğrafları var kafa göz böyle şey bağlanmış halde yani. Tabii kolay değil ama şimdi bakalım. Ne olacak bu tutuklama sonunda nasıl bir karar verilir? Bu da doktor. Bu da doktora evet, saldırı. Evet. Öbür tarafta doktora işte efendim saldırdılar bilmem ne oldu. Aman efendim oraya yığılıyoruz bir sürü şey söylüyoruz. Bu da yani bu da doktora saldırı. Tabii Adamın ki. Gözünü kafasını kırmış ya aynen, yumruklarla. Aynen. Belki bir rahatsızlığı var o sıklıkla heleye gidip çıktı bilemiyorum ama yani enteresan bir şey. Evet. Evet.
Kış ortasında bahar geldi. Yeni dünya ağaçları çiçek açtı. Yani. Mersin'de sıcak geçen Aralık ile birlikte yeni dünya yani Malta eriği ağaçları çiçek açtı. Türkiye'de ekolojik şartların uygun olduğu Akdeniz bölgesinde en çok yeni dünya üretimi Mersin'de yapılıyor. Erdem ilçesinde hemen hemen her yerde yeni dünya ağaçları var. Kış mevsiminde çiçek açan nadir ağaçlardan yeni dünya ağaçları hem ilçeye güzellik kattı hem de bulundukları yere güzel bir koku yaydı. Sıcak seyreden hava sebebiyle arılar da çiçekler üzerinde mesaiye başladı. Evet, enteresan değil mi Aralık ayında? Tabii. Meyve vermesi. Vallahi baksana her taraf zaten yeşil. Sanki kış gelmemiş gibi zaten kışta görmedik. Anadolu'da yavaş yavaş doğudan girdi. Orayı görüyoruz. İnç Anadolu'ya doğru yayılıyor. En son Bolu'ya kadar geldi. Kar sonra ne olur bilemiyorum. İstanbul'un yükseklerine de yağdı. Şimdi yalancı bahar demeyelim çünkü bahar isminde hanımefendiler vardır. Güzel üzerlerini alabilirler. Hayatım benim. Ben yanıltıcı bahar diyeyim yani. Ne evet. Şarkısı bile var yalancı bahar. Öyle mi? Tabii. Ha, yalancı bahar. Bütün baharlardan buradan özür diliyoruz gazete adına ya da partnerim de böyle bir cümle kullandığı için. Yanıltıcı bahar şarkı efendim. Şarkı evet. Öyle bunu. Yalancı bahar demeyelim. Bahar ismindeki yurttaşlarımız, hanımefendiler şey yapabilirler, üzerine alabilirler, alınganlık yapabilirler. Biz onu öyle demeyelim. Yanıltıcı bahar diyelim ve geçelim efendim. Peki efendim böyle geçelim. Böyle olur inşallah umarım yani meyve verir bu ağaçlar. Çünkü daha kış var, kış gelecek. Don evet. Olayları yaşadıktan sonra da meyve verir mi bilemiyorum. Bir umudum var daha erken belki olur. Mart'ta da açar, Nisan'da da açar. Buyurun efendim. Evet. Kansere karşı sosyalleşin. İngiliz bilim adamları çocuklarda en yaygın görülen kanser olan akut lenfoblastik löseminin kandaki kanser öncesi hücrelerle karşılaşan yaygın çocukluk enfeksiyonları tarafından tetiklendiğini açıkladı. Bu sebeple uzmanlar ebeveynlere çocuklarının bağışıklıklarını güçlendirme ve onların sosyalleşmelerine izin vermeleri çağrısında bulundu. Araştırma bebeklerin diğer çocuklarla sosyalleşmelerine izin vermenin önemini vurguluyor. Şimdi hangi hastalık olursa olsun kanser de öyle hani devası yok ya ilacı yok ya birçoğu dönüyor. Erken oldu mu dönüyor efendim tıp ilerledi tabii inşallah. İlacı i̇nşallah. Da aşısı da aşısı ortaya da, çıkar. İnşallah. Dünya bunu bekliyor ama dünya ilaç üretenler bunu bekliyor mu? Çünkü onların bir tezgah kurumu vardır. Bu tezgahın dönmesi onların da para kazanması lazım. Yani şimdi neye benzettim diyeceksiniz canım öyle şey mi olur? Olur olur. Mesela Zelenski Ukrayna devlet başkanıdır. Bir şey gösteri sanatçısıdır. Ama hayat böyle değildir. Hayat gerçekleri vardır. Şimdi bu savaşı körüklemek ve sürekli cevap vermek ister. Ülkesi kalmadı. İnsanlar muzdarip. Ukrayna'nın efendim yıkıldı yani yer altı yer üstü efendim yapıları ortadan kalktı neredeyse. Onun için ne yapalım? Yani böyle de bir gerçek var. Nereden nereye geldik? Ne yapacağız efendim? Hiç kimse moralini bozmamalı. Yani Allah-u Teala dert vermişse şifasını da vermiştir, yaratmıştır. O onun peşinde koşmalı. Dolayısıyla düşmemek, morallerimizi bozmamak lazım. Dimdik ayakta kalacağız. Her gün hayatımızı nasıl sürdürdüğümüzü o şekilde arkadaşlarımızla, dost çevrelerle sinemaya, tiyatroya gidiyorsak oralara da sosyalleşmemiz lazım. Yoksa kendimizi kapatırsak örtkü ölem der Anadolu'da. Örtkü ölem. Öyle değil yani benim üstümü örtün artık ben ölüyorum nasıl olsa kanser oldum ya da şu bir vebaya yakalandım ya sonu belli işte gideceğiz falan dememeli. Allah'tan umut kesmemeli, yolumuza devam etmeli. Sosyal çevremizden de kopmamak lazım, sürdürmek lazım. Hayata sıkı sıkıya bağlamak lazım efendim. En büyük ilaçlardan bir tanesi odur. Kendimizi kapatmamamız lazım. Hem dış dünyaya hem iç dünyaya. Moral çok önemli evet. Değil mi? Yani iç dünyamızla şöyle demek istiyorum. Bazıları kendisiyle konuşur ya da içiyle konuşur. İçimi karartma deriz ya. Zaten böyle bir hastalık duyulduğunuzda çok üzgünsünüz. İçiniz kararmıştır. Ne yapacaksınız? Dostlarınıza, arkadaşlarınıza gideceksiniz. Yeni yerlere gideceksiniz, gezeceksiniz. Velhasıl sosyalleşeceksiniz efendim. Hayattan kopmayacaksınız. Ama yani Allah-u Teala şifasını da verir. Aldığınız ilaçlar vardır.
İnşallah amin, üstesinden inşallah gelirsiniz. Moral çok önemli. Kesinlikle. Moralinizi yüksek tutun efendim. Evet. En önemli şey moral, kesinlikle evet, öyle. Evet, Küçükçekmece Gölü kurtulacak. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meriç Albay, İstanbul'un ortasında bir lagünümüz var. Bunu kötü kullanmışız ama temizlemek, restore etmek ve eski haline döndürmek mümkün. Lagün. Evet. Bir lagünümüz var. Su kalitesinin izlenmesi projesi. Tabii. Yani sürekli takip edecekler. Ya buranın suyunu temiz tutmak mümkün ya. Ben böyle bir şey gördüm. Yani evet, eski farklı güzel şekilde günlerin yakalamasında mümkün tabii, olduğunu tabii belirtmişler tabii zaten. Mesela bakın şey var. Haliç var, Haliç. Hı hı. Haliç'e bazen böyle şey oldu mu hem temizlik tabii dip taramaları olur hem de sürekli su pompalanabilir. Temiz su şey yapılabilir. Bu da öyle ya. Sürekli buna bir su pompalanacak demek ki. Temiz tutulacak. İçindeki canlılar da yaşayacak. Etrafındaki yapılar, mahalleler, siteler de rahat bir nefes alacak. Düşünün geçen yaz bir kapkaraydı ya. Kapkara, kırmızı gibiydi. Ne kokular ne kokular, metrelerce öteden duyuyordunuz. Ben o sahillerde yaşayan vatandaşa acıdım yani. O sitelerde, o apartmanlarda düşünün yani neler şey oluyor. Evet efendim, evet, olabilir. Kusura bakmayın canlı yayına dair. Olabilir, insanlık evet hali olabilir. O zaman ben hemen şu habere geçeyim. Hemen geçelim telefonum efendim. Kısarken, gıda şirketlerine kartel cezası 13 firmaya 878 milyon lira. Rekabet Kurulu marketlere yönelik soruşturmada evet, Coca-Cola ve Pepsi gibi 13 tedarikçinin kartel oluşturup raf fiyatlarını doğrudan arttırdığını tespit etti. Coca-Cola 272 milyon Pasifik tüketime de 106 milyon lira ceza kesildi. Demin dedik ya, hafif bir değindik, söyledik program girişinde. Hakikaten bu cezalar kesiliyor. Yani 271 milyon ne evet demek ya? 271 milyon bir şirkete ceza yazılıyor. Yani eski parayla 271 trilyon kesiliyor. Bunlar da belki daha az bulunuyor vatandaş tarafında ya da onlara göre. Efendim bunlar nasıl olsa bindirirler birkaç kuruş. Efendim tekabül eder, ürettikleri mallarda gene bizden çıkar. Farklı bir şey bekliyoruz diyorlar. İnşallah o da gelir, takip ediliyorlar efendim. Eğer bu huylarınızdan, kartelcilikten vazgeçmezlerse o dediğiniz şeyler de sevgili vatandaşlarımıza, tüketicilere söylüyorum. Onlar da şeye girer, tedavüle evet girebilir efendim. Aynen öyle. Evet. Evet, şimdi Atabeyciğim ilk bölümümüzün sonuna geldik. Reklamlara gireceğim ama öncesinde size çok çok teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de iyi günler diliyorum. Canlı yayınımız için yarın yine canlı yayına birlikte olacağız. Evet efendim, şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak.